Seterusnya majelis mempersilakan Profesor Dr. Mustafa Kamalak yang merupakan Presiden Parti Sadat Turki. والآن نستمع الكلمة الطيبة من الأستاذ الدكتور مصطفى كمالك رئيس حزب السعادات التركي. Sebelum beliau menyampaikan ucapan, beliau ingin menyerahkan dahulu cenderamata kepada Tuan Guru Presiden PAS. Dipersilakan. Okay, terima kasih. Sekarang dipersilakan sekali lagi Profesor Dr. Mustafa Kamalak. Dipersilakan. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî cealenâ müslimîn. Ve salatu ve selamu ala seyyidil mürselin, seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Muhterem divan, muhterem protokol, muhterem kardeşlerim, kıymetli misafirler, hanımefendiler, beyefendiler. Hepinizi hürmetle selamlıyorum. Allah'ın selamı üzeriniz olsun. Esselamu aleyküm. Auzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang dihormati ahli dewan, hadirin hadirat, yang berbahagia pimpinan-pimpinan, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat. Kepada semua, salam dan salam hormat dan sahabat daripada saya. Kardeşlerim, sizlere Türkiye'den ve bilhassa Saadet Partisi'nden merhum Profesör Doktor Necmettin Erbakan hocamızın partisinden gönüller dolusu selam getirdim. Selam olsun sizlere. Saudara-saudaraku, kepada semua daripada Turki, daripada Saadet Parti dan daripada almarhum Profesor Doktor Necmettin Erbakan, salam saya sampaikan. Assalamualaikum. Bu toplantımızın bütün insanlık için hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Kardeşlerim, ülkelerimizin arasında uzak uzak mesafeler olsa da gönüllerimizin arasında hiçbir mesafe yoktur. Semoga muktamar ini kepada seluruh manusia sejagat mendapat kerahmatan daripada Allah. Saudaraku, antara negara kami di antara Turki dan Malaysia agak jauh, tetapi jiwa kita amatlah dekat. Kardeşlerim, bugün İslam alemi çok dağınık ve çok perişan bir haldedir. Halbuki hepimizin, bizlerin Rabbimiz birdir, Peygamberimiz bir, kitabımız birdir, kıblemiz bir. Öte yandan geniş manada bütün insanlar da kardeştir. Çünkü babamız Hazreti Adem Aleyhisselam, annemiz ise Hazreti Havva'dır. Saudara-saudaraku, hari ini dunia İslam sudah begitu luas dan mempunyai pelbagai bangsa dan bahasa. Namun, kita, Tuhan kita adalah satu, Rasul kita adalah satu, kitab kita adalah satu, kiblat kita adalah satu, dan seluruh manusia adalah bersaudara kerana ayah kita adalah satu, Adam, dan emak kita adalah satu, Hawa. Kardeşlerim, bir olmamız, bir bütün olarak bir araya gelmemiz, İslam birliğini kurmamız gerekmektedir. Saudara-saudaraku, kami datang ke sini adalah untuk İslam yang satu. Müslüman kardeşlerimizin can ve mal güvenliği için İslam birliğini kurmamız gerekmektedir. Untuk kebahagiaan yang sejagat, kesatuan İslam perlulah diasaskan. Tüm insanların huzur ve saadet için bir araya gelmemiz ve İslam birliğini kurmamız gerekmektedir. Untuk keadilan yang sejagat, kesatuan İslam mestilah kita asaskan. Irkçı küresel emperyalizmi durdurabilmek için İslam birliğini kurmamız gerekmektedir.
untuk menyekat dan menolak kezaliman, kesatuan Islam perlulah kita asaskan. Unutmayalım ki ırkçı emperyalizmi durdurabilmek için tek şey güçtür, kuvvettir. Tidak kita lupa empire Islam untuk menjadi yang kuat untuk melawan yang zalim, kita perlulah bersatu. Yine unutmayalım ki mazlumlar ayağa kalkmadan zalimler diz çökmez. Dan kita memerlukan kesatuan Islam yang kuat. Zalimlere diz çöktürebilmek için bir araya gelmemiz, İslam birliğini kurmamız gerekmektedir. Oleh itu, kita untuk menjadi yang terlalu kuat, kita perlu bersatu dan memerlukan kesatuan Islam. Güç kuvvet sahibi olabilmemiz için İslam birliğini kurmamız gerekmektedir. Aslında merhum Erbakan hocamızın öncülüğünde 1997 yılında İslam Birliği'nin temelleri atılmış, gelişmekte olan 8 büyük İslam ülkesi, yani Türkiye, İran, Pakistan, Bangladeş, Mısır, Nijerya, Malezya bir araya gelmek suretiyle destek izleri kurmuşlardır. Pada asasnya almarhum Erbakan hoca pada tahun 1997, 15 Jun telah meletakkan asas kesatuan Islam. 8 negara besar, Turki, Iran, Pakistan, Bangladesh, Mesir, Nigeria, Indonesia dan Malaysia, di 8 atau di 8 telah diasaskan. Ancak destekizler bu 8 İslam ülkesiyle sınırlı değildir. Destekizlerin kapısı huzur ve barış isteyen bütün ülkelere için açıktır. Sungguhnya DA ini adalah bukan penghujungnya, tetapi adalah pintu kepada keamanan dan kesejahteraan. Destekizlerin bir dünya projesi olduğu unutulmamalıdır. Destekizlerin bayrağında 6 tane yıldız vardır. Bu yıldızların her biri evrensel bir mesajı içermektedir. DA ini adalah satu untuk ke arah dunia yang aman. Seperti yang kita boleh lihat di bendera DA terdapat 6 bintang yang membawa mesej-mesej yang tersendiri. Bu 6 yıldızın manaları şöyledir. Savaş değil, barış. Çatışma değil, diyalog. Çifte standart değil, adalet. Üstünlük değil, eşitlik. Sömürü değil, hakça paylaşım. Baskı ve tekebbür değil, demokrasi ve insan hakları. Makna bintang itu adalah keamanan bukan peperangan, dialog bukan konflik, keadilan bukan double standard, kesaksamaan bukan kezaliman, kesamarataan bukan eksploitasi. Yine unutmayalım ki herkesin dili, dini, ırkı, mezhebi ve cinsiyeti ne olursa olsun insanca yaşama hakkına sahiptir. Bu dünyada herkese ama herkese yetecek kadar yer de vardır, nimet de vardır. Ancak adil bir düzen yoktur. Adil düzeni de ancak ve ancak Müslümanlar kurabilir. Çünkü herkese adalet içinde insanca yaşama hakkını bahşeden Yüce Rabbimizin kitabı Müslümanların elindedir. Tidak kita lupa, walaupun kita mempunyai bahasa yang berbeza, agama yang berbeza, bangsa yang berbeza, mazhab yang berbeza, tetapi setiap insan ada hak-haknya. Di dunia ini, Allah telah sediakan tempat dan nikmat kepada semua, tetapi tiada keadilan. Kerana keadilan itu hanya Muslim yang boleh berikan. Kerana konsep keadilan insan semua telah ada di kitab suci Quran Karim yang berada di tangan kita. Unutmayınız ki dünyada iki tür hak anlayışı vardır. Bunlardan biri peygamberlerin hak anlayışı, diğeri ise firavunların hak anlayışıdır. Tidak kita lupa juga di dunia ini ada dua hak. Hak yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan hak yang diajar oleh Firaun.
Peygamberlerin hak anlayışına göre hak dört kaynaktan doğmaktadır. Bir, insanın insan olması sebebiyle elde ettiği haklar, emekten doğan haklar, anlaşmalardan doğan haklar ve hukuktan doğan haklar. Hak yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hak insan seperti hak untuk hidup, hak maruah, hak untuk memiliki, hak untuk beriman dan hak kepada pekerja, hak penjajian dan hak undang-undang. Firavunların anlayışına göre de hakkın dört kaynağı var ama bütünüyle farklıdır. Onlara göre bir, kuvvetten doğan haklar, menfaatten doğan haklar, imtiyazdan doğan haklar ve çoğunluktan doğan haklar. Dan hak menurut Firaun ada empat. Hak untuk orang yang kuat, hak untuk orang yang kaya, hak untuk orang yang berjaya dan hak untuk majoriti. Firavunların ileri sürmüş olduğu dört sebebin hiçbirisi gerçek anlamda hak sahibi olamaz. Bunların hiçbirisi gerçekte hakkın kaynağı olamazlar. Bilakis bugün de görüldüğü gibi zulmün temel sebebi batıl hak anlayışıdır. Hak yang difahami oleh barat adalah hak Firaun yang bukan berasal daripada sumber yang betul. Oleh itu, hari ini seperti yang kita tengok, hak yang batil dan berlaku kezaliman. Batı, yani küresel emperyalizm, hak konusunda firavunların görüşünü benimsediği içindir ki adil bir düzen kuramamışlardır ve kuramazlar da. Satu negara, hak yang difahami oleh Firaun seperti yang saya sebutkan tadi, bukanlah hak yang adil dan tidak mampu membawa keadilan. Nitekim Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra milletler cemiyetini kurdular ama adil bir düzen kuramadılar. Bu yüzden İkinci Dünya Savaşı'na engel olamadılar. Seperti yang kita lihat, selepas Perang Dunia Pertama, nasionalis sistem telah diasaskan dan bukannya berasas keadilan. Oleh sebab itu, lahirnya Perang Dunia Kedua. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nı kurdular ama kurdukları düzen yine adil bir düzen değildi. Bu yüzden adil düzeni ancak ve ancak Müslümanlar kurabilir. Çünkü adil düzenin temelini oluşturacak olan Kur'an-ı Kerim ve Sünnet-i Seniyye Müslümanların elindedir. Selepas Perang Dunia Kedua juga persatuan bangsa-bangsa bersatu, negara-negara bukanlah berdiri di atas keadilan kerana asasnya adalah asas hak orang yang kuat. Oleh itu, keadilan hanya dan hanya Muslim yang boleh bawakan kerana konsep keadilan itu adalah di tangan kita di Quran dan Sunnah. Müslümanlar aslında tüm problemleri çözecek güce sahiptirler. Yeter ki bu problemleri çözmek için samimiyetle konuyu ele alsınlar. Muslim dan hanya Muslim sebenarnya hanya mampu menyelesaikan masalah dan mempunyai penyelesaiannya. Kardeşlerim, Müslümanlar emperyalistten, batılıların İslam topraklarına ayak basmasından medet ummamalıdırlar. Aksi halde Afganistan'da, Pakistan'da, Libya'da, Filistin'de, Irak'ta, Gazze'de olduğu gibi vahşetler, yakıp yıkmalar, ırca tecavüzler kaçınılmaz olur. Saudara-saudaraku, negara İslam yang ditindas, negara İslam telah ditindas oleh Barat, kita perlu sama-sama tolong menolong. Seperti yang kita lihat di Afghanistan, Pakistan, Libya, Palestin dan Irak berlaku pembunuhan beramai-ramai dan ini mestilah dihentikan. Kısacası Müslümanlar cellatlarından medet ummamalıdırlar. Ringkasnya, hanya kepada Allah kita meminta pertolongan. Allah yar ve yardımcımız olsun. Bu toplantımız başta İslam alemi olmak üzere tüm insanlığa hayırlar getirsin inşallah. Allah'a emanet olun. Fi emanillah. Semoga muktamar ini membawa kebahagiaan kepada semua. Salam sejahtera. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Syukran
للسيد الأستاذ الدكتور مصطفى كمالك رئيس حزب السعادات التركي بارك الله فيه وجزاه الله عنا خير الجزاء. Majlis merakamkan jutaan terima kasih kepada Profesor Dr. Mustafa Kemalek yang merupakan Presiden Parti Saadat Turki. Terima kasih.